Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Seyyidina ve habibina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah subhanahu ve teala'a pak hamdu sana. Ve süyümlük peygamberimiz, yolbaşımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge pak durut salamlarımızı yollagan dekin. Kadirli qerindaşlar, perzentlerimizi qandaq tarbiyalaymiz namlıq kitabimizni anlatışını yana bugün davamlaştırmız. İnşallah bugünkü 3. sanımızni anlaşanlarını kızgın qarşalımız. Kadirli qerindaşlar, yürek parimiz, gözümüzün nuri. Şundaqla Allah subhanahu ve ta'ala'nın bizlerge ata kılgan kımmetlik ve acayip muhim boğan perzentlerimizni kandak terbiyelep, kandak yetiştirişimiz hakkıda yazılgan perzentlerimizni kandak terbiyeleyimiz mavzuluk kitabımızni yana anlatışını kaygan yerimizden başlayıp devamlaştırımız. Bugünkü 3. sanımızda terbiyenin maksidi mavzusundan başlayıp dıktınlar usulümüz kitap abdori kerindişimiz Muhammed Yusuf mikrofon aldı da qirindişanlar Kemine Abdullah Yalqun sizler bilen birgi bulman. İnşallah başlaştın burun her bir okuqalarımız, şundaklı anlıqalarımızga emel kılıçtın ibaret bu nimetini, bu şerefini Allah'ın bizlerge ata kılıçını tövencilik bilen Rabbimizden dileyimiz. Dıktanlar programımızda bulsun. Tərbiyənin məqsidi. Tərbiyənin əsaslıq məqsidi balalarını, özünü və başqalarını bəxtli qılalaydıqan, Allah Ta'alanı razı qılalaydıqan, dinigə, millitigə və cimi insaniyyətki mənbəət yetküzələydıqan, hayatlıqı toğru muamili qılalaydıqan, yaramlıq Çin musulman qılıp çıxışdın ibarətdür. Çin mənidə musulman buluş, doktor buluşdın, injinir buluşdın, fiziki mütəxəssisi buluşdun, biologiya mütəxəssisi buluşdun, birer ali hünərinin ustisi buluşdun və şunaqla cahandaki barlıq nərsidin aldınqı orundu turdu. Qısqısı, İslam millətinin qayt götürüşü şəxslərinin Çin mənidə musulman buluşudun başlandı. Şunundan kin, maddi imkaniyyətlərə tayinib, oxşaç bolmağan sahələrdə yetişib çıxış tələb qılındı. Şuna kılıp Müslüman doktor, Müslüman muallim, Müslüman dihkan, Müslüman ticaretçi, Müslüman kadir, Müslüman işçi ve Müslüman hünervan barlığı gelgen bir ülgülük cemiyetini kurup çıkış gayi kılındı. İmam Hasanul Benna mundaq degen, Çin Müslüman tepilgan yerde galibinin barlık amilleri mu tepilgan buludu. Çin Müslüman buluşunun manisi çünkur. Çin mənidi musulman buluş digərlikdən, qandaqdır şu zahiri ibadətlərlə məqsəd qılınmaydı. Bəlki, o Allah Ta'ala tələb qılğan yosundu buluş və bütün yürüş-duruş, şərikət, gəpsöz, muamili qatırlıq hayatının barlıq sahəsini Allah Ta'ala sezib bərgən ölçəmdə qiliplaşdırış digərlikdür. İnsanın Allah Ta'alanın nəzirdiki qadir qımməti onun musulmanlıq dərəcəsi qarab buludu. Müslümanlıqın en yukarı ünvanı takvalıqdır. Çünkü Rabbimiz ne mi deydi? Estaizu billah. İnne ekramekum indallahi etkakum. Yani Allah'ın nezirde en hürmetlik sanıldığınınlar en takvadır bulgallarınlardır. Sürü Hucurat 13. ayet. Çin Müslümanlık Adem'nin içki dünyasından başlandı. Müslümanın içki dünyası onun taşkı dünyasından körken bolganda Çin Müslümanlık öz ifadesini tapkan buludu. Mubada Adem'nin taşkı dünyası içki dünyasından körken bulup kalsa uttırığı münafıklık kirip kalgan buludu. Çünkü münafıklarının taşkı dünyası çıraylık bulgunu bilen içki dünyası harabiliktir. Çin Müslümanlıkının alametlerinden biri özü üçün Allah Ta'ala'nın hemmidin süyümlük buluşudur. Çünkü Allah sövgüsü vayığı yetmi geçe iman tuluklanmaydı. Çin Müslümanlıkların ifadesi Allah Ta'ala'nı layıkıdı uluğlaş ve özünü küçük sanaş bilen buludu.
Çin Müslümanlık Allah Ta'ala bilen bulgan münasebetini en aldınkı uğrunda kuyuş ve onun hakkını tuluk ada kılış bilen emel kaşıdı. Allah Ta'ala bilen bulgan münasebet onun takvalı kılış, onun rahmetini ümit kılış, gazip edin hazır kılış, onundan yardım soruş, onun iştahat kılış katarlık işler bilen ifadelindu. Çin Müslümanlık her kimnin hakkını ada kılış bilen buludu. Çünkü Çin Müslüman Adem cemiyette en yakşı şahıs, ailesi de en yakşı eza, mehallesi de en yakşı koşna, iş ornu da en yakşı hizmettaş buludu. Çin Müslüman Adem ayalı üçün ülgülük er, balları üçün ülgülük ata, ata anesi üçün ülgülük bala, koşnuları üçün ülgülük koşna, hizmettaşları üçün ülgülük hizmettaş, savaktaşları üçün ülgülük savaktaş bulalaydı. Çin Müslüman Adem'nin sövgü nefreti fakat Allah Ta'ala üçünlü buludu. O yakşılık yolu da toktumasını ilgirleydi. Yaman işlerden yırak durdu. Hatalaşkan ya ki birer günah işini kılıp salgan haman tevbi kılıp hakikatki kayıt işini bilirdi. Çin Müslüman bulgan Adem huddi huş bırak gülgü okşaydı. O neye barsa ve kim bilen uçurasa huddi gülünün yıkımlık pırıkı okşaş yakşı tesir kaldırdı. Onun bilen birer kıtım muamele kılgan Adem'nin yeni muamele kılgısı geliydi. Onun bilen birer kıtım hem söhbet bulgan Adem'nin kaydı onun bilen hem söhbet bulgısı geliydi. Çin Müslüman Adem huddi kuyaş tek illik bulup görüsünün, perzentlerinin, dostlarının, koşnilerinin, hizmettaşlarının, uruk tukallarının ve yurt cemaatinin könüllerini sövgü muhabbeti, duruslığı, güzel, huybeyli ve isil ahlakı bilen hemişi illetip durdu. Bizden ülgümüz Hazreti Muhammed Aleyhisselam en uşundak idi. O muşundak alahide ahlak pezileti arkası da çarek esirgimi yetmeydiğen kıskığını bir vakit içi de bütün Arap yerim arıldaki kişilerini kayıl kılgan. Peygamber Aleyhisselam'nın izidi yürgenler mu muşu ahlak pezilet sayısı da İslam dinimizni dünyaya tarqatqan. Cümleden bizning ajdodlarimizni qoyil qilib etgan. Chin musulmon odam har bir musulmonning chomi yetishchi o'rindishi talab qilingan kishilarni yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sishdan iborat farzni so'zi bilan emas, amaliyati bilan ko'rsatib kishilarni qoyil qiladi. Ma'lumki, ig'iz bilan qilingan vaznasiyatni har joyda ve her kimge kılgılı bulmaydı. Adem çeklimelerge uçuraydı. Ama emiliyeti bilen körüstüş ve kayıl kılış bilen kılındıgan vez nesihetlerini her kim kılalaydı. Çünkü toğrılık, yakşı muamile, güzel ahlak, sövgü muhabbet diyenler hiçbir yerde çeklenmeydi. Belki teşebbüs kılındı. Hoş, bu gayge kandak yetkili buludu. Balalarını Çin mənidi Müslüman kılıp terbiyeləb çıkıştın ibaret bu uluğvar gayige Kur'an-ı Kerim bilen sünnetini mənbə kılgan İslami terbiye arqılıq yetkili buludu. Sünnet diginimizde Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'nın sözleri, işba aliyetleri, emel ibadetleri de başkalardın sadır bulgan işlerden şeriyetki uygun kildiğallarını muvapıq körgelleri demektir yani sünnet digin gibi. Hoş, yetimler hakkıdı söz. Adette ata anısı bulmağın bala, yetim bala deyip atılıdı. Ama İslam kanunu göre, balağatki yetiştin burun atısı ölüp getken bala, yetim hesaplanıdı. Müslümanlar cemiyeti de en zor ehmiyet bilişki tigişlik ictimai ibadetlerinden biri, yetimlerinin halidin haber eliş ve onlarının beşini sılaştır. Çünkü yetimler yardımge, mikir şefkatge, ve histaşlıkka en köp ihtiyaclıktır. İslam dini rahim şefkatini aldınkı uğrunda koyduğun ve onu en kattık teşebbüs kıldığın din bulup, yetimlerinin beşini sılaşını en kattı ibadetlerinin katarıdın sanaydı. Yetimlerinin halidin haber eliş perizdir. Cemiyetki yetim ballarının halidin haber eliş, beşini sılaş, maddi ve manevi cihetlerden yardım kılış, okutuş ve terbiyeleş arkalık onlarını akli, ahlaki ve cismani taraflardan mükemmel, yakşı bir Müslüman kılıp yetiştirip çıkış, şu cemiyette yaşaydığın Müslümanlarının üstüge
pariz kupayıdır. Pariz kupayı degenimiz, Müslümanlar cemaatinden bazılar ada kılsa, başkalarının onu ada kılmağanlığının cevapkarlığı sakıt bulunduğun pariz bulup, birer kişi mi ada kılmasa, şu cemiyetteki Müslümanlar cemaati ve onu anlayan bütün Müslümanlar günahkar buludu, diyen gep. Bu digerlik bir mahallede yetimlerden halinden haber aldığın bir mu adam çıkmasa, şu mahalle halkının hemmesi Allah Teala'nın gazipige ve cezasına uçuraydı digerliktir. Yetimlerinin işini hemme adam başkasına taşlap koyup, öz işi bile meşgul bulsa, yetimlerinin işini kümül bildiğin adam çıkmaya kalıdı. Şuna her bir Müslüman bunu öz mesuliyetim deyip tanışı lazım. Yetimlerinin halinden haber eliş, bay kembegal, kadir dihkan, ziyali avam, hemme adamının kolundan kildiğin iş. Bunun özürü kabul kılınmaydı. Çünkü yetimlerinin halinden haber eliş diyen ıhtisat bilirli bulmaydı. Yetimler ıhtisattın köpürek mihir şapkatke, kümül bölüşke ve başkalarının özünü bağırığı besişiğe muhtajdır. Bunu hemme adam kılalaydı. Şuna kol ilikidi barlar ıhtisadı bilen, kol ilikidi bulmağallar çıraylıq söz kılış, istaşlık kılış, mikriballık yetküzüş, hal ehvalını soraş, devamlıq yoklaş, öyüge çakırıp birgi tamak yiyiş, dert elemlerini tınşaş, çıraylıq teselli biriş, yol görüstüş, terbiyleş katarlıqlar bilen yetimlerinin beşini siliyalaydı. Halkımızda buğday nenin bulmasa buğday sözün yok mu deydiğen hikmet var. Allah Teala yetimlerge yakşılık kılışını en katlı ibadetler katardın sanıgan. Ve degen ki وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Yani Allah'a kulçuluk kılınlar. Onun hiç neresini şirik keltirmenler. Ata ananlarga, uruk tukkallarınlarga, yetimlerge, miskillerge, yakın koşnuğa, yırak koşnuğa, yandaki hemrahka, musafirga, kol astınlardakilerge yakşılık kılınlar. Sürü Nisa 36. ayet. Yetimini bakkan Adem çok mertebe kazındı. Balılar hayatlığının zinneti, köngülünün şatlıkıdır. Balısı yok kişiler yetimlerini bekip, beşini sılap, katargı koşuş arkalık, cennetlerde Peygamber aleyhisselam bilen birgi buluş şerefine nail bulalaydı. Peygamber aleyhisselam, ''Men yetimini bakkan Adem bilen, cennette huddu muşun dahmiz.'' deyip, iki parmağını cüplep görsetken Peygamber aleyhisselam. Bu hadis, Buhari'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de kegen hadis. Peygamber aleyhisselam yine mundaq degen. Müslümanlarının öyleri içinde en yakşı öy, onun da yetim bulup, o yetimge yakşılık kılınan öy. En yaman öy, onun da yetim bulup, o yetimge yamanlık kılınan öydür, deydi Peygamber aleyhisselam. Bu hadis İbn-i Macedetli kılınan. Yetimlerini öz balısı dek görüş gerek. Yetim ballarını bekip, Allah Teala'nın nazarında yukarı mertebe kazanışının şerti, yetimlerini bakan aile azalarının onlarını azırak mı yeklemey, öz ballarını okşaş körüp, okşaş kiyindirip, okşaş yigüzüp, okşaş terbiye kılıp, okşaş okutup, mihir muhabbetini okşaş berip katarga koşuşudur. Ama yetimlerine ayrı muamele kılış, ya ki onlarını yekleş, çok günahdır. Ögey ballarını mı yakşı bekip, yakşı terbiyelep katarga şunda koşuş gerek. Ögey balını öz balıste körüp, mikir şapkıtını beğişliğen Adem, meyli atı bulsun, meyli anı bulsun, yetimlerinin beşini sılığanının sevabını tapıdı. Muhim bolğını, yetim balılarga özlerinin yetim ikerliğini his kıldırmaslık, özlerini şu ailenin izzetlik bir azası katarıda his kılışı ve hiç kandak bir ayrımcılık, ya ki yekleşini körmeslikini işe aşırıştır. Hoş, hem de yetimlik nuhsallık ya ki ayıp emez. Yetimlik Allah Teala'nın takdiri ve kısmetidir. Eğer yetimlik nuhsallık ya ki ayıp veya ki yamallık bulsa idi, insaniyetinin iptiharlık ülgesi, ahlak peziletinin yiganı nemunesi, Hz. Muhammed aleyhisselam yetim bulmağan bular idi.
Peygamberimiz ata anasından küçük ayrılıp yetim kalan bolsa mı, onu Allah Teala özü terbiyeleyen ve bu kamaletki yetkizgen. Peygamber aleyhisselam özü tuğurluk, "Meni Rabbim en mükemmel terbiyeledi" degen. Bu hadis Muttaqi'nin Kenzul Ummal namlıq əsrinin 31895-ci hadisidir müjnaq gelgen. Xoş, əmdi yetimni xorlaş çoğun günahdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Fəəmməl yetimə fələ təqhər" yani yetimni xorlama degen. Sürü Zuhâ 9. ayet. Yetimni xorlaş, onu uruş, hakaretleş, mesxire kılış, pes görüş, közge ilmaslık, aç kuyuş, hissiyatını kemsitiş, küçü yetmeydiğen işki zorlaş, yaman işlerine buyuruş, öz ballarından ayrı muameli kılış katarlıklarını işbadileydi. Allah Teala yetimlerini xorlaganlarını dinni inkar kılganlar katarıda eyipligen. Ne mi digen? "Eraeyte allazî yukezzibu biddîn فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُّ الْيَت۪يمِ وَلَا يَحُدُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْك۪ينِ. Yani dinini inkar kılgan adamını gördün mü? O yetimini düşkeleydi. Yoksulluğu taam bir işini tergip kılmaydı dedi. Allahu Ekber. Allah saklısın. Sürma onun 1. ayetinden 3. ayeti geçe. Hoş hem de yetimini bakkanın mukabati. Bizning ülgimiz ve yolbaşçımız Hazreti Muhammed aleyhisselam yetimlerinin beşini sılaşta, başkalarını mı şunda kılışkı tergip kılışta en aldınkılardın idi. Peygamber aleyhisselam kalbinin kattıklıkıdını şikayet kılıp gelgen bir ademge mundak digen. "Sen kalbinin yumuşşini ve bu hacetinin rava buluşunu halamsa, undak da yetimlerge şefkat kıl. Onlarga özün yaydığan taamdın yigüzgin. Şu vakitte kalbin yumuşaydı ve hacetin rava buludu" degen Peygamber Efendimiz. Bu hadis Ebu Naim'nin Hilyetul Evliya namlıq eserinin 3679. hadisi. Şunlıkla Tebaranimu El Mu'camul Avsat namlıq hadis toplumunda rivayetli hadis. "Çünkü her kim özünün balılarını oylasa, balılarını şu çaresiz ve kanatsız kalan yetim ballarını urnudu koysa, elbette onun taşta kitip ketken kalbimi yumuşaydı. Könlü sunudu ve iç ağırtış hissiyatı kilidi de yardım kılışkı bel bağlaydı." Peygamber aleyhisselam bu hadiste muşu nuhtunu maksat kılgan buluşu mümkün. Yeni bir taraftan yetimlerge mikir şefkat görüstüş ve onların hacetlerini rava kılışının kalplerinin yumuşuğa ve hacetlerinin rava buluşuğa türtki buluşudaki sebep, bu işinin Allah Teala'nı en köp memnun kıldığan halisane ibadet bulgallıkıdın bolsa gerek. Çünkü yetimler kanatları sunugallıktan uçalmagan kuşlarga okşaş, perişan, könlü sunuk, çaresiz kalgallıktan biravlarının hisdaşlık kılışıga ve hacetlerini rava kılıp birişige nihayeti ihtiyaclıktır. Halkımızda atısı barının tığı bar, atısı yokunun diği bar deydigan temsil bar. Çünkü yetimnin kalbide tügümez pütmez diği buludu. Bunu yetim bulmağalar bilmeydi. Cemiyette iş çağırtışkı tigişlik biri bolsa, o del yetim balılardır. Hoş, hem de yetimini bakkan ayal anının ornu da, diye mavzu. Anılık Allah Teala ayallarga ata kılgan şundak uluğ bir hısletki, bütün dünyanın erleri birleşip mu bu hısletki erişelmeydi ve hakiki manide anılık kılalmaydı. Bu hislet balı tukkan ayallargılı has bulmasın, belki bütün ayal cinsiga orta hislettir. Kör vatimiz ki, balı tukup bakmagan bazı ayallarımı, bekivalgan balılarını, ya ki ögey balılarını bağırgı besişte, onlarga anılık mikrini belişte, balılarının öz anılarga okşaş bulalaydı. Gahida, öz anılırdın mı eşip gidiyordu. Musa aleyhisselamını bekip çoğunkulgan ana, Firavinin ayali Asiye bulup, o dünyadaki ayallarının en yakışısı bulu süpüte bilen Kur'an-ı Kerim'de tılgılınan. İslam tarihinde ötken katlı ölümalardın ve insaniyet için unutulmaz hizmetlerini körsetken meşhur şahıslardın nurgulluğun kişiler ögey ya ki bekıvalgan anılarının kolda ösüp yitilgen. Demekçimiz ki, özü tuğmağın ayallarımı terbiyesi ki kelgen balılarını şundak yakışı yetiştirip çıkalaydı. Çünkü
Allah Ta'ala anılarının kalbine selip etken bu tengdasız mikir şefkat onlarını ihtiyari ve ihtiyarsız şunda kıldırdı. Bekibedinğen balılar mı şu ailedeki anını öz anısıgı okşaş körüşü ve adı anıgı kılışkı tekişlik hürmet ihtiram bilen iştihatçallıkını vayığı yetküzüşü gerek. Uygur cemiyetindeki paciyelerden bir örnek. Hazırki Uygur cemiyetimizde halkımız ısırapçılıkta haddedin eşip ketken, hatta bazılar pul haşlaşının urnunu tapalmay avarı bulmakta. Restoranlarımız ısırapçılıkta menbesi, toy tökülürümüz buzup çeçişinin pulistı bulup kalmakta. Takvadarlarımız ya ki özlerini takvadar kılıp görüstü vatkallar, tekrar hac kılış yolda yüz minlerce pulunu serap kılıdı. Toğra, kudreti yetken Müslüman Adem'nin ömrü içinde bir kıtım hac perizini ada kılışı periz. Ama tekrar hac kılış nefli ibadetler katarıdın sanıldı. Nefli ibadetler herkes perizlerinin aldığı koyulmaydı. Nefli ibadetler üçün perizge okşaş sevap mı yazılmaydı? Halbuki cemiyetki yitimlerinin halinden haber eliş, onlarının turmuş ve okuş çıkımlarını kötürüş, şu cemiyetki kol ilgili barlar üçün periz buluvatkan yerde, bundak sürür bulgan bir ictimai perizini kayırıp koyup, periz bulmagan tekrar hac ve tekrar ömrünü kılışka, şunçilik köp bul hıracat kılış, herkiz mutekvalıktın emez. Belki yarı yakarlık, ya ki bilimsizliktir. Rivayet kılınışı Allame Abdullah İbni Mübarek hac seferine çıkıp yolunun 20'i gelginde yol boyuda açlıktan kıyınılıp yatkan yoksullarını körüp boldi, ben hac kılıp buldum. Hacge atıgallarımını şu yoksullarga atıdım dep pul mallarını onlarga berivetip kayıtıp ketken iken. Mana bu hakiki Müslümanlık, mana bu takvalık, mana bu mesuliyetçallık. Abdullah ibn Mübarek kim desek, Hicriye'nin 18. yılı doğulup, 181. yılı vefat etken, kadimki Khurasan'ın Merve şehrinde dünyaya gelgen. Takvadarlığı din hem dünyalık mol bilimi bilen tunulgan meşhur bir zahid adam. Şundakla Ez-Zuhud namlık meşhur eserini yazgan müjdahid alim Abdullah ibn Mübarek. Halalının hesabı, haramının azabı var. Özünün uruk tukalları ya ki koşunları ya ki mahallesidekileri işte de ballarını okutuş, davalanış ve başka ihtiyaçları sebeplik pulgu zürür ihtiyaclık pulgallarının ya ki karilikta ve başka dini ilimlerde okuvatkan hem okutuvatkanlarının halinden haber almasın, huddi cemiyette ıhtisat bilen kılındığan yakışılık yolları tügep kılgandak, tapkan pulunu tekrar hac, tekrar ömrü kılış üçün serap kılıvatkanlar Allah Ta'ala'nın aldı da kandık cevap verir. Peygamber aleyhisselam mundaq degen. Qiyamet meydanıga bendenin qadimi quyulgan haman tört nersidin soruludu. Ömrini nimi bilen tügetkenlikidin, yaşlıqını nimi bilen ötküzgenlikidin, pul melini nədin tepip nəge işletkenlikidin, ögengen bilimi bilen qandaq işlerini qılganlıqidin. Bu hadis İmam Tirmizide kelgen. Qiyamet günü Allah Ta'ala bizdin tapqan pulni nəge xiracat qıldın dep sorusa, biz tekrar hac kılışka dep cevap versek, Allah Ta'ala bizden üstündeki ictimai perizlerini bilmedin mu? Palanı koşnağının ya ki palanı tukkunağının ıhtisatkı zürür ihtiyaclık işkellekini bilettin mu? Nemişki bu perizini ada kılmay, neplige isilip aldın dep sormaz mı? Bu sualga biz nemi dep cevap vermekçi? Bazılar deyişi mümkün, tapkan pulini haram yollarga, keçiliklerdeki renlik olduruşlarga ve her türlü ısırapçılıkı çıkım kıldıgallar san sanaksız turup, nepli bolsumu ibadet üçün pul serap kılgallarga bunçilik kayıp gitişinin nimi hacidi? Deyimiz ki, tapkan pulunu haram yollarga serap kıldıgallar ve ısırap kıldıgallar kılmışlarının cezasını bu dünya ve ahirette çokum tartıdı. O başka bir cinayet, onu sözleşinin oranı başka mavzudu buludu. Ama biz ibadet namı bilen sadır kılınıvatkan ısırapçılık hakkıda tohtuluvatımız. Hem de köprek yakşı emel kılıp sevap izdevatkan kıyırındaşlarına sözlevatımız. Bunundan maksat bir avlarını ayıplaşemez. Belki avval nimi kılış gereklikini ve sevap kazanışının en kapaletlik yolunu çöndürüştür. Bazıları deyişi mümkün. Biz yetimlerini mi bekıvatımız? Kayıtı hacni mi kılıvatımız? Çünkü pulumuz hemmege yetidigu. Deyimiz ki, siz hemme yetimlerini bekıvatamsız.
Yoki jamiyatda yetim tugab qoldimi? Yoki boshqa ijtimoiy farz yo'qmi? Yoki naflini farzdan a'lo ko'rishga daliliniz bormi? Rostilla savob izdigan odam albatta savobi ko'p bo'ladigan amallarga oldiraydi. Farzlarni naflining oldiga qo'ymaydi. Haramga kelgan odam savobni xuddi tog'orga mol qochilganda qochilab elib ketadi deydigan gap yo'q. Savob Alloh taolaning qo'lida. Alloh taolo uni avval kishilarning niyatiga va qilgan amallarining darajasiga qarab beradi. Yana nurg'un kishilar badal haj qildirmiz deb pul xarajat qiladi. Ammo ko'zimiz bilan ko'ryapmizki, ularning avatgan pullari Makkadagi badal haj tijoratchilarining qo'liga tushib ketdi. Men o'zim bevosita tekshirish olib bordim. Badal haj qilamiz deb kishilardan pul olganlarning mutlaq ko'p sonligi badal hajni qilmaydi. Chunki ularning har biri 50-60 odamning badal haj pulini yig'adi. Bir odam bunchalik ko'p kishining haj badalini qanday qilib bo'lsin? Shuni ularning ishidagi tabmi halol qilish orqali kishilarni qoyil qildiganlar olgan badal haj pulining intayin oz miqdorini Bengallik yoki Afrikalik ishchilarga topshirdi. Ondan ular badal haj qilamiz deb qo'yib yo'qab ketdi. Oxirida kitobxonlardan 2 riyolga birardan haj badal shahodatini setib olib, o'zlari xohlagancha ismlarini yozib, uni to'ldirib chiqdi va pul berganlarga topshirdi. Ular vatanga qaytganda paloni hojim bo'ldi deb e'lon qildi xolos. Bu to'g'risida Abdurning badal haj tijoratining haromligi haqida ochiq so'z nomli kitobiga qaralsin. Ama özünün ata anısı, tukalları ve tunuşları hatta yat kişiler üçün mü pul alsımı elib, hakiki yusunda bedel hac kıldığan ayrım şahslar bunundan müstesnadır. Çünkü bunların kılığını biz davatkan hata haldeki bedel hac ticaretine yatmaydı. Yetimnin beşini sılaşının yolları. Cemiyetki yetimlerinin halinin haber iliş ve beşini sılaşının yolları köp. Meselen, birinci, kol ilkidi bar ailler mahallesidin ya ki tukkalları arasidin birerdin yetim balını balı kılıp biqibiliş ve onu öz balısıdak terbiyelip, okutup cemiyetke Müslümanlarga paydalıq, iman ve ahlaklıq bir insan kılıp çıkış. Mana bularını kılış Peygamber aleyhisselam bilen cennetlerde birgi buluşunu halaydıgan Müslüman üçün qiyin emez. İkinci, yetim ballar üçün malum miktarda aylık pul tokutup koyup, onlarını çoğun bulup, öz ihtiyacının özü çıkalaydıgan bolguçilik teminlep duruş. Arap ve İslam memleketlerde yetimlerini kapaletlendiriş namı aslında köpligen cemiyetler var. Onlar yetimlerge yardım kılmakçı bolgallarını tizimlap, onlardan aylık yardım toplaydı. Ve yetimlerge her ayda yetküzüp berdi. Anı vatende bunda kalış mümkün bulmuşsa mı, şahıslar öz aldığı birerden ya ki köprek yetim balından çıkımlarını kötürüsü buludu. Üçüncü, âli mekteplerge okuşku giriş üçün ciddi ıhtısatkı muhtaç bulgan yetimlerinin okuş çıkımlarını götürüş. Törtüncü, yetimler bar ailegin nakbul ya ki yemek, içmek, kiyim, keçek, katarlıq turmuş ihtiyaclarını yetküzüp veriş. Beşinci, dini medreslerde okuvatkan yetim taliplarının barlıq çıkımlarını götürüş. Altıncı, çoğun yardımlarını kılalmaydıqallarının mahalledeki yetim ballarını haptede bir kıtım, bulmağan da ayda bir kıtım bolsumu üyüge çakırıp tamaklandırış, kiyim keçeklerini yığınlap koyuşu, bu yetimnin beşini sınaştaki en adli talep. Ahirde deyimiz ki, Peygamber aleyhisselamın senin sebebin bilen Allah Ta'ala bir kişini hidayet kılsa, bu senin üçün dünya ve onundaki bütün nerslerden yakşıdır. Degen sözünün ruhi bilen etkanda, bir yetim balını biqip, terbiyelip, okutup, insaniyetke, cümleden Müslümanlarga menfaatlik, yaramlık bir Müslüman insan kılıp çıkışının ne kadar uluğ, ve katta emel ibadet işkerliğini söz bilen bayan kılışkı küçümüz acizlik kılıdı. Bunun da mı sevaplık iş var mı? Hürmetlik, kaderli kıyırındaşlar, şuna kılıp, bugünkü perizentlerimizi kandak terbiyeleyimiz mavzuluk kitabımızdan üçüncü tane müşerde ahırlaştı inşallah. Yeni bir katımlık sökbette uçuraşkı cihazlarını Cenab-ı Allah'a tapşırımız. İcabetlik dualarınlarda bizler üçün dua kılışını unutmayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.